Bazı atasözleri ve deyimler var ki, sık kullansak da, dile yanlış şekilde yerleştiği için, bir türlü doğrusunu öğrenemiyoruz. İşte, sıklıkla kullanılan, ama yanlış kullanılan, atasözü ve deyimler. Güzele bakmak sevaptır. Büyük bir çoğunluğun, güzele bakmak sevaptır diyebildiği, bu atasözünün doğrusu, güzel bakmak sevaptır, olacak. Evrilerek, gelmiş olduğu son haliyle, gerçek anlamı arasında pek bir benzerlik yok gibi. Azimle sıçan, duvarı deler. Anlatılmak istenen konu ile hiç ilgisi olmayan bu deyimin gerçeği, azimli sıçan, duvarı deler, olacak. Yani, fare çok uğraşırsa, duvarı kemirerek, delik açabilir diyor cümlede. Göz var, nizam var. Birkaç harfin, yer değiştirerek, anlamını çok başka tarafa taşıdığı bu deyimin gerçeği ise, göz var, izam var şeklindedir. Yanlış kullanılan nizam kelimesi, düzen, kural anlamını taşırken, izan kelimesinin anlamı ise, anlayış, anlama yeteneği şeklindedir. Aptala malum olurmuş. Bu deyimde ise, sadece bir harfin dönüşmesiyle, anlam, 180 derece sapmıştır. Gerçeği, abdala malum olurmuş şeklinde olan bu deyimdeki abdal, derviş anlamına gelmektedir. Kısa kes, aydın havası olsun. Bu deyimin, herhangi bir eylemi, daha çabuk yapmak adına kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Oysa ki, gerçek hiç de öyle değil. Deyimin aslı, kısa kes, aydın abası olsun, şeklindedir. Cümledeki aba sözcüğü ise, bir kıyafettir. Aydın efesinin, abası kısa ve dizleri açık olur. Su uyur, düşman uyumaz. Bu atasözü de, diğerleri gibi, harf kayması ile, anlamı değişen bir cümleye dönüşmüş. Cümlede kullanılan su kelimesinin gerçeği, su şeklindedir. Yani, su uyur, düşman uyumaz olacaktır. Saatler olsun. Duş almış, banyo yapmış, yıkanmış biri gördüğümüzde söylediğimiz bu sözde ise, sıhhat ile saat sözcükleri karışmıştır. Deyimin gerçeği sıhhatler olsun olacaktır. Su küçüğün, söz büyüğün. Yine anlamını ifade edemeyen, büyük hata içeren bir deyim. Gerçek hali, sus küçüğün, söz büyüğün olması gereken bu söz, yanlış telaffuz edildiği haliyle, vurgulanmak istenen konuya bir hayli uzak kalmış. Eşek, hoşaftan ne anlar? Belki, zamanla hızlı söylendiği için ya da ağzımızda yuvarlandığı için evrilen, bu deyimin doğrusu ise, eşek, hoşaftan ne anlar olacak? Elinin körü. Genellikle, birine sinirlenince kullandığımız bu deyim, günümüzde anlamını en çok yitirenlerden biri. Kelimelerin, harf hataları nedeniyle anlamları o kadar değişmiş ki, anlatılmak istenen ile hiçbir ilgisi kalmamış. Muhtemelen, artık kimseler tarafından bilinmeyen bu deyimin gerçeği, ölünün küürü olacak. Günümüzde pek kullanılmayan küürü sözcüğünün anlamı ise mezar olarak geçiyor. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Günümüzde anne sevgisine vurgu yapıldığında en çok kullanılan deyimdir belki. Buna rağmen deyimin gerçeğinde anne sevgisinden eser yoktur. Deyimde Bağdat'ta bulunan ane isimli bir uçurumdan bahsediliyor. Yar sözcüğü ise burada uçurum anlamında kullanılıyor. Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz cümlesi deyimin ilk ve gerçek halidir. Geçti Bolu'nun pazarı, sür eşeği Niğde'ye. Yanlış bildiğimiz deyimlerden biri olan bu örnekte ise şehir ismi hatalıdır. Doğrusunda ise Niğde'nin Bor ilçesi geçmektedir. Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye. Yine bilgi dolu bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.